Masya Bilardo'dayız. Aziz Kılıç Aslan yanımızda. Aziz Usta, seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz İstanbul'a, salonumuza. 1981 Sinop doğumluyum. Aşağı yukarı 30 sene önce İstanbul'a geldik. 10 yaşlarında bilardo ile ilgim çok arttı. Daha doğrusu 10-12 yaşlarında. O zamanlar tabii salonlara girmek o kadar da serbest değildi. Yani 1990'lardan bahsediyorum. Biz tabii kaçak kaçak girerdik salonlara. Orada tabii biri gözümüze çok takıldı. Daha çok benim gözüme çok takıldı. Adnan Yüksel ustamız. Kendisini izlerken bilardoya inanılmaz derecede bir hobim başladı. Kendisiyle tabii antrenman yapma şansı bulduk. Kendisinden bilardo öğrenme şansı bulduk. Tabii insanın biraz da içinde olması lazım. Bilardoyu sevmesi lazım öncelikle tabii ki. Tabii ki yetenek lazım, işte çok şey lazım ama ilk başta sevmek gerekiyor. Biz de bu işi çok sevdik. Bilardoyu gerçekten çok sevdik. Bir de bize bunu sevdiren Adnan Yüksel ustamıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Böyle bir camiaya bizi kazandırdığı için diyelim, onun sayesinde örnek olduğu, için, örnek olduğu için beyefendiliği, o zaten tartışılmaz. Burada 1000 tane bilardocuya sorsanız herkes aynı şeyi söyler diye tahmin ediyorum. Gerçi İstanbul'da olmamızın avantajlarından bir tanesi de Tayfun Taşdemir ve Murat Naci'nin de İstanbul'da olması. Bilardo'da daha çok üstüne ne katabiliriz gibi onlarla antrenman şansı bulma. Hani diğer bölgelerdeki arkadaşlardan biraz daha avantajlı olduğumuzu düşünüyorum burada. Dezavantajlar da var. Dezavantajlar da var. İstanbul'da oyuncu konusunda gerçekten çok usta var. Buradan usta bilardocu var. Çıkıp Türkiye Şampiyonası'na gitmek kolay değil. Kesinlikle kolay değil. Bunları sadece gitmek ve orada biraz da kalıcı olmak da kolay bir şey değil. Biz tabii salonda antrenman yaptığımız zaman Türkiye Şampiyonları'na gittiğimizde oranın atmosferi biraz daha farklı olduğunu ve ustalara bu sefer diyoruz ki yani size helal olsun. Yani biz burada elimiz ayağımız titriyor. Siz nasıl burada ne bileyim dünya şampiyonlarıyla oynamak? Çok zor bir olay. Gerçekten çok zor bir olay. Atmosferi çok farklı en azından. Tabii biz de bunları elimizden geldiği kadar severek, isteyerek yaptığımız bir olay. Yani İstanbul'da olmak gerçekten çok güzel bir şey. Bizim açımızdan avantajları çok fazla. Az önce bahsettiğim gibi ustalarla antrenman şansı çok rahatlıkla buluyoruz. Ve kendileri hiçbir zaman da yani nasıl desem böbürlenmezler hiçbir zaman. Ne zaman gitsek antrenman yapma şansı %100 bulabiliyoruz tabii ki de. Burada gerçekten sadece Adnan Yüksel'e değil, Tayfun Taşdemir, Murat Naci Çoklu olsun. Hepsine de çok çok teşekkür ederiz. Eski ustalarımız var. Mustafa Yemek, tabii ki de, Ayka, tabii ki İsmail Bora Ayka, Bora Karatay, İsmail Ayka, Orkun Büyükoğlu. Tabii ki bunlarla da antrenman yapma şansı çok çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Çünkü elimizi nereye atsak muhakkak bir usta çıkıyor. O yüzden biraz şanslıyız. Peki ne işle meşgulüz? Bilardo'nun dışında kurumsal bir şirkette yöneticilik yapıyorum. Güvenlik sektöründe. İsmini söylesem reklama girer mi bilmiyorum ama sıkıntı yok. Sosyal medya çekimi evet, yapıyoruz. Pronet Güvenlik adı altında bir güvenlik şirketi var. Orada yöneticilik yapıyorum. Bilardo ile böyle işin haricinde aşırı bir uğraş var mı? İkisi bir mi yürüyor? Biraz bilardo, zor olmuyor mu? Bilardo ile şöyle. Ben aşağı yukarı bir 2-3 sene öncesine kadar 6 sene bir ara vermiştim bilardoya. Yani bıraktım demeyelim çünkü bilardoyu bırakmak gerçekten çok zor. Sadece ara verilebiliyor. Bu gerçek bir olay yani. Neden bırakılamıyor? Bırakılamamasının sebebi eğer gerçekten çok seviyorsanız bilardoyu bırakmak çok zor. Acaba bağımlılık mı? Bağımlılık diyelim. Biraz da bağımlılığı var. Hani eroin diyeceğiz şimdi ama biraz şey olacak. Hani bağımlı olduğunuz zaman onu bırakma şansınız biraz daha zor olduğu için yani bilardoyu gerçekten bırakılmıyor. Hani ben çok o zamanlar denemedim bile ama sadece bırakayım dedim. Hani ara vereyim dedim. O zaman da kendime başka bir hobi bulmaya başladım ve bridge oynamaya başladım.
6 sene boyunca o bilardoyu bıraktığım dönemlerde 6 sene boyunca briç oynadım. Briç'te de bayağı başarılı oldum. 5 tane birincilik aldım. Kupalarım falan var, ödüllerim falan var. O da beni bayağı bir bilardo, çünkü bilardo kadar zeka gerektiren bir oyun olduğu için Briç'te gerçekten çok inanılmaz zor bir oyun. Orada da biraz böyle kendimi geliştirmek istedim. Bende de bir sosyal, yani sosyallik arıyordum zaten ki tam yedikte oturttuk diyebiliriz o konuda, Briç konusunda. 6 sene o şekilde onunla devam ettim ama sonra baktım arkadaşım bu salonu açtı. Ve bana kendisi söyledi, Aziz artık gel dedi, bilardoya dön dedi. Tamam dedim, ben de zaten çok sevdiğim bir spor. Ben de geri döndüm tekrardan. Yani aşağı yukarı 2-3 senedir bayağı bir antrenman yapıyorum. Peki hedeflerin var mı? Hedeflerim Türkiye'de ilk 32 içine kendimi oturtmak. Yani öyle girip çıkmak değil de kesinlikle orada kalıcı asla olmak. Orada kalıcı olmak. Peki bu ilk 32 ve ilk 16 özellikle İstanbul bu konuda çok şanslı diye sen vurguladın. Örnek alabileceği bir sürü usta bilardocu var. Evet. İstanbul'un dışındaki genç bilardocu kardeşlerimiz için ilk 16 ve 32'yi hedefliyorsan neler yapmalı genç bilardocular? Yani günde kaç saat idman yapmalı, tek başına mı oynamalı, evet, yoksa sürekli maç mı yapmalı, neler tavsiye edersin? Şöyle, ben 2 senede bayağı bir toparladım ve bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi her gün, abartısız söylüyorum, günde 1 saat sadece kendi başıma antrenman yapıyorum. Ve antrenmanda genelde kolay tabir edilen işte havuzdur, turnike, beş bant, acem, bunları kaçırmayı minimize etmek için uğraşıyorum. Yani aşağı yukarı 10 taneden 9'unu sayı yapmaya çalışıyorum ki bilirsiniz ki pozisyonlarda en çok olan pozisyonlar bunlar. Bunları ne kadar derecede üst seviyede vurursak daha çok başarılı oluruz diye tahmin ediyorum. Tabii bunları da ustalarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla biraz da söylüyorum. Artık onu sadece almak değil de hani o havuzu veya tabii biraz daha tempolu vurup serisine devam ettirmek gibi. Yani ama bunun dışında dediğim gibi her gün antrenman şart. Benim tek korkum şuydu. Aslında korkum değil de hani tedirginliğim. Çok seviyoruz. Bu camiaya gerçekten çok değer veriyoruz. Sadece alttan yetişebilecek gençlerimize çok ihtiyacımız var. Yani baktığımız zaman oynayan gençlere baktığımız zaman yani 10 tanesini sayabilirim ama diğerlerini sayamıyorum. Hani isim olarak da bilmiyorum. Oyun olarak da o kadar güçlü değiller. Ben tek isteğim hani bilardonun atıyorum bundan 20 sene sonra ne olacağı gerçekten çok şüpheli bir durumda oluyor. Gençler çünkü alttan yetiştiremiyor. Bunun için neler yapabiliriz? Tabii ki siz öncelikle çok güzel adımlar atıyorsunuz. Size gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz bu konuda. İnanılmaz güzel şeyler yapıyorsunuz. Federasyon başkanımız çok güzel şeyler yapıyor. Başkan yardımcıları hepsini takip ediyorum. Sosyal medyadan da takip ediyorum. Normal yollarla da takip ediyorum ama çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum. Buna inanıyoruz. Gerçekten inanıyoruz. Hep beraber de inanıyoruz. İnşallah dediğimiz gibi alttan oyuncu da yetişir. İnşallah. Çünkü baktığımız zaman ortalama yaş sınırı 30 ve üstü gibi. Yani baktığımızda ilk 32 veya 50'ye 100 desek Türkiye'nin gerçekten 30 ve üstü oluyor. 30 ve altı olan oyuncular genelde bayağı bir aşağılarda. Evet. İnanıyoruz ki inşallah onlar da çok çok antrenman yaparlar. Onlar da ilk 32'ye, ilk 50'ye, ilk 100'e girerler. Gerçi onları da tabii ki ustalardan daha çok örnek alırlar. Hani ustaların söylediklerini daha çok örnek almalarını tavsiye ediyorum. Tabii biz de ustalarımızdan duyduğumuz şeyleri nakledebiliyoruz en fazla. Çünkü onlar bize zamanında bu şekilde yaparsan başarılı olursun, bu şekilde yaparsan başarılı olursun dedikleri için biz de elimizden geldiği kadar fikir sunabiliyoruz. Onun dışında ben sorayım. Tabii buyurun. Türkiye'den olsun, yurt dışından olsun örnek aldığın bilardocular. Stilini, tekniğini beğendiğin. Şöyle, şimdi Adnan Yüksel benim hocam, ustam. Bir numaralı ustamdır. Onun dışında şu anda yani sadece şu anlık konuşabilirsek ben Tayfun Taşdemir'in
teknik olsun, bilardo beceri ve bilgisi olarak top kontrolü, seri oynaması inanılmaz derecede çok güçlü bir bilardocu. Ben şu an onu örnek alıyorum diyebilirim. Ama en çok örneğimi tabii Adnan Yüksel'den arıyorum. O ayrı bir şey. Yurt dışından da iki kişi var. Benim şöyle söyleyeyim, aşık olduğum diyebilirim. Kodron. Hastasıyım. Çok seviyorum. İnanılmaz çok farklı bilardo oynuyor. Ama onun dışında Sanchez bana göre dünyada topa giriş anlamında en iyi bilardocu. Bir numara diyebilirim yani. Bana göre. Benim. Peki genç arkadaşlarımız merak edecektir. En yüksek seri kaç çektin bugüne kadar? En yüksek seri 21 çektim. Özel turnuva mıydı? İdmanlı? Özel turnuva. Evet. İdmanda da 20 çektim. 20 çektim. 20 çektim. Bayağı ya, salonda idmanlarda çok çekiyorum. Çok sayı çekiyorum. Geçen gün 4 ustaka 40 yaptım. 17, 15, 0, 8 olarak. 10 ustaka 50. Ya çok vuruyoruz öyle. Çok çekiyoruz da salonda, antrenmanlarda. Hani bunu antrenmanları işte Türkiye şampiyonlarına biraz daha yansıtırsak biraz daha başarılı oluruz diye tahmin ediyorum. Peki ıstakanın faktörü var mı bilardoda? Yani bu... Bana göre var. Tabii ki de var. Istakanın tabii ki eline oturması gerekiyor. Öncelikle ıstakayla affedersiniz karı koca olmak lazım. O ıstakayı çok iyi sevmek lazım. Çünkü ıstakayla çok iyi şeyler yapabilirsin. Vuramadığın atışlar da olabilir. Onları da geliştirebilirsin. Ama ıstakanın burada şeyi çok önemli. Yani elinize oturması, bütünleşmek çok önemli. Tabii biraz da ıstakanın kalitesi olmalı. Gerçekten üst düzey bilardo oynayacaksak, hedeflerimiz varsa ıstakamızın da biraz daha kaliteli malzeme olması. Önemli. Malzeme önemli. Kesinlikle önemli. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İstanbul'dan Aziz Kılıç Aslan'la beraberdik. Istaka Medya Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyor.